Kedi tutar mısınız? Kedi tutar mısınız? Kedi tutar mısınız? Kedi taş gibi, mevkiliğe ait, depremize değil. Ne böyle değil? Yönetici olduğunu ne zaman söylüyorsunuz? Ben, siz burada yöneticiler de dediniz ya beyefendi, etkinizde bu var. Depremden ve sonrasında yaşananlardan sorumlu olan yöneticiler. Ben yönetici değilim. Ama siz mahkemeyi bana karşı açtınız. Mahkemenin sonuçlarından ben etkileniyorum. Şöyle arkadaşlar, bakın. Bir soru soracağım, kısa bir soru. İstedat'ın tam karşısında 32 dairelik bir tane bina var. Mekan olmasın, olsun veya ben söyleyeyim. İSKA diye bir yere verildi, %50 küçüldü. Orası 32 daire yerine 64 daire olacak. Sizin bu mantığınızla orada %100 artacak olan nüfus yoğunluk yaratmayacak mı? Altyapı sorunu yaşatmayacak mı? Sizin temel dayanağınız %20 insanı nüfus yoğunluğu yaratacağı şeklinde. Bakın hiç samimi gelmiyorsunuz depremize. Söylemleriniz ile eylemleriniz 180 derece ters. Depremi birinci günü bizim yanımızda olduğumuzu söylüyorsunuz. Hadi ayağınızın altına sabun kalıbın ve buz kalıbın. Hiçbir yerde hiçbir zaman istiyorum. Şimdi şöyle. Sizin gibi 72 bin aileden bahsediyorum. 85 yılında benim konutum yapılırken neden o zaman TİMOP yoktu? Neden şehir plancıları neredeydi Bayraklı Belediyesi oluşu? Hanımefendi şöyle, siz o binayı alırken, evinizi alırken aldığınız tapuda bir yazı yok ki, oturmanız yok. Ya bu bina oturtulabilir. Evet. Oturtulabilir mi? İmzasını kim atıyor? Bayraklı Belediyesi atıyor. Şu an o bina yıkıldığında da süreç şöyle işlemiz gerekiyor. O bina, mutsatlı bir bina yıkılıyoruz ya. Peki orada geçen mühendisleri sizden değil mi? Lütfen. Hepsi sizin odanıza kayıtlı. O oturma izni veren kurum, o binanın sorumluluğunu taşımak zorundadır. O yüzden... O zaman oradaki mühendisler kimin? Sizin değil mi? Sizin değil mi? Sevgili arkadaşlar, biz geçtiğimiz metnimizi okuduk. Sevgili efendim, ben de yaptınız. Dostum, bilgi verin. İzin verin. İzin verin.